Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin'i analiz etmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki bizim öncümüz. Daha sonrasında Wincoin'e bakacağız. Wincoin düşer mi, yükselir mi, destek ve direnç noktaları nelerdir hep beraber analiz edeceğiz. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her gün bu tarz güncel içerikler çekiyorum. Her akşam da canlı yayın yapıyoruz. Bildirimleri açarak bu canlı yayından ve videolardan daha önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Direkt BTC'ye geçmek istiyorum. BTC'deki şu anki konumumuz güzel konumda. Zaten dünkü videomuzdan hatırlayacaksınız. E, bu stabillik veya buradaki stabillik bizim için daha iyi olacaktı ve üstteki bizim için daha iyiydi diye konuşuyorduk. E, tabii ki daha yükselişler gelse bizim için daha da iyi olacaktır ama e, ben stabillik olması bile bizim için iyidir yani. Şu anda da e, bir stabillik görüyoruz. Bir sıkıntı gözükmüyor. E, Total de bir para giriş söz konusu. Yani güzel bir yükseliş oldu. Ethereum'da biliyorsunuz ki 3200 dolarları gördü. Yani BNB'de de hala beklediğimiz yükseliş gelmedi ama onda da geleceğine inanıyorum. Ee, ve nokta atışı vurduğumuz birkaç tane coin'de de güzel karlar elde ettik açıkçası. Ee, burada dikkat etmemiz gereken konu şu anda 57500 seviyeleri. Ama tabii ki 57500'ü kırsak da sıkıntı yok gibi görüyorum ben açıkçası. Ee, 56'yı kırmadığımız sürece biliyorsunuz ki 56'yı daha önce birçok kez test ettik. Ee, bu konulara düşmediğimiz takdirde bizim için çok da bir sıkıntı olduğunu açıkçası düşünmüyorum ben. Yani Bitcoin şu anda bu şekilde ee, bakmamız gereken de şu anlık başka bir durum olduğunu sanmıyorum. Ha, belki şuradan gelen trende bakılabilir. E, alttan gelen trendi kırmalı konumda yükselişe devam edebilir. E, bunu konuşabiliriz. Bunun yerine bir sıkıntı yok. E, böyle bir trend çizilip bu da takip edilebilir. Şu anda bu trendi test edebilir yani burada e, iki gün sonra buradaki trendi test edip tekrardan devam edebilir yukarı. Bu da bizim stabilimize denk geliyor zaten bir sıkıntı yok bence bu noktada. Ama bunun altına kırdığımız süreçte sıkıntılar başlayabilir açıkçası. Şu anda 56 seviyesinin altına kırmadığım sürece bir sıkıntı yok. E tabi ki ilerleyen zamanlarda bu 57.5'a kadar ilerleyebilir bizim için. Yani 57.5'da sağlam bir destek olabilir. Şu anda 56 bizim için sağlam bir destek diyerek e, görebiliriz. Ya, Bitcoin bu şekilde zaten detaylı bir şekilde analizini e, akşam canlı yayınlarda yapıyoruz. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın demek istiyorum. Zaten Twitter'dan da bunu duyuruyorum. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında Twitter'da var arkadaşlar. Evet şimdi burada Vinde söz konusu olan bir düşüş trendi e, mevcut. Yani şuradan bakıldığı zaman aslında bizim çizmemiz gereken trend. Şöyle bir trendimiz mevcut. Hatta şöyle çizmek daha doğru olacak. Yani buradaki bir düşüş trendi gayet de gözüküyor. Buradan bir düşüş trendimiz mevcut. Bu trendi kırmamız gerekiyor ilk önce. Bu trendi kırmadığımız süreleri bizim için sıkıntılı günler diyebiliriz. Burada aslında yakın vade konuşacak olursak bunu kaldıralım. Yakın vade bir bakalım neler olacak. Buradan da bir düşüş trendi söz konusu. Şöyle iğneleri baz aldığımız konumda baktığımız zaman. Ee, birçok kez teyit etmişiz. Burada da teyit etmişiz. Hatta bir şöyle kapanışa göre alsak e, şu noktalar bizim için daha iyi olacaktır iğne konumları. Yani şu anda kırmak üzere gibi duruyor arkadaşlar. Tabii ki destek noktamıza bakmamız gerekiyor bu konumda. Destek noktamızda şu seviyeler olacaktır bizim için. Tam da üçgen formasyonunu apaçık çıkardı ortaya zaten destek çizdikten sonra. Yani buradaki kırılımla beraber ilk hedefimiz bizim e, win de bu noktalar olabilir arkadaşlar. Yani bu noktaları kendimize hedef olarak belirleyebiliriz. Bu da satış formasyonlarımıza denk geliyor mu? Evet şu noktalarda baktığımız zaman geliyor. Hani şurada bir satış yeme olasılığı var ama e, ben bunu şu şekilde almayı daha doğru buluyorum. Yani bu şekilde bir satış yeme ihtimalimiz var. Bu satışta tabii ki geri çekilme olabilir veya hiç olmayıp direkt yukarıda kırabilir. Eğer üstü kapatırsa o zaman nereye gidecek buna bakalım. Evet alttan gelen şuradan gelen bir trendimiz söz konusu aslında bakıldığı zaman. E, şu seviyelerden gelen bir trend söz konusu. Evet böyle çizsek daha doğru olacak. Buradaki teyitler ve buradaki teyitler bize güzel bir sonuç veriyor. Alta kırılımlar çok önemli değil kapatmamış zaten. O yüzden böyle çizmek daha doğru olacaktır. Evet güzel bir e, üçgen oldu bu da. Bunun hedefi nereye diye sorarsanız. Bunun hedefi de aslında bizim için e, bu boy kadardır yine. Bu hedefin boyu da şuradan baz aldığımı düşünürsek. Bu şekilde ikinci bir hedef belirleyebiliriz kendimize. Win de e, kırılımla beraber. Bu kırılımın hedefi nereye diye sorarsanız nokta atışı zaten iğne konumuna denk geliyor. Hadi şu iğneden şöyle aldığımızı düşünürsek şu seviyelerde de satış formasyonumuz var. Ee, ama tabii ki bunu üstünde kapatmamız gerekiyor. Yani bu konumlar neler eder? onları da istiyelim. Hatta şöyle bunu genişletelim. Bunu da genişletelim. Şu anda bu konumlar e, 0. 157 seviyeleri arkadaşlar. 156 seviyeleri. Evet buradaki konumumuz 0. çift 0 172 seviyeleri arkadaşlar. Bunları baz almamız gerekiyor şu anda. Formasyon hedeflerimiz bunlar. Evet bu noktada bakacağımız başka ne var? Burada bakabileceğimiz konum başka. Ee, şuradaki aslında e, dip olarak seçtiğimiz zaman yani şuradaki çanak olarak baktığımız zaman çanak olarak bakabilirsek eğer bu konumda şu dip olarak alabiliriz. E, yani şu seviyeler aslında bizim için güzel olacaktır. Hatta e, üstte birazcık çekersek buradaki kapanışla beraber hedefimiz aslında burada bu kapanışın hedefi bizim için burayı gösteriyor. Bu da bizim için 0.021 seviyelerini denk getiriyor. Ama ben bu noktada şurayı baz almayı daha çok doğru buluyorum. Yani hedefimizi şu şekilde belirlememiz bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü yine ve kapanış olarak aldığımız zaman bu noktalar bizim için daha iyi olacaktır. Bunu böyle birazcık çekiyorum. Hedef olarak burayı belirlemek daha doğru olacak. Evet, bu kapanışla beraber 0.0156'nın üstü kapanışla beraber yine atacağımız konumları buru olarak belirleyebiliriz. Bu konumda aslında 0.020 yani psikolojik de bir direnç oluyor. Umarım ki bunu kırarız. Kırmamız konumunda tabii ki o zaman konuşulacaktır daha yukarı seviyeler. Ama şu anda hedeflerimiz bunlar. Yüzdelik olarak dilimlerimize baktığımız zaman yani bu satışlardan baktığımız zaman %15 %25 ve %50 olarak yükselişler gelebilir Vinde. Umarım ki bu yükselişleri görürüz. Eğer tabloda %50'lik bir yükseliş görürseniz bu formasyonları baz aldığımızı ve bu formasyonların çalıştığını görebilirsiniz. Daha fazla da win videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olarak Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Zaten yakın zamanda böyle yükseliş yakalamayan coin'leri bir videosunu çekmek istiyorum. Sepet mantığında böyle düşük hacimli coin'lerin videosunu çekmeyi düşünüyorum. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Zaten canlı yayınlarda bunu birçok kez konuşuyoruz. Çok fazla coin nokta atışı vurduğumuz coin'ler oldu canlı yayınlarda. Siz de canlı yayınlara gelebilirsiniz. Bizim için de güzel olacaktır. Muhabbet sohbet ediyoruz zaten. Herkesle konuşuyoruz. Bunları Twitter'dan ve Telegram'dan duyuruyorum. O yüzden Twitter ve Telegram'ı takip edebilirsiniz. Diyerek başka birinde de söylemek gereken konu direnç noktamıza bakabiliriz. Yani direnç noktamız tabii ki bu kırılımla beraber gelecek ama nokta atışı direnç noktamız bizim bence e, şu seviyeleri kırdığımızda tam anlamıyla biz direnci kırdık diyebiliriz. Yani bu kapanış, bu üçgenin kırması bizim için güzel olacak ama direnç noktasını kırmayı bekleyebilirsiniz. Bu da şöyle bakıldığı zaman bu noktalar oluyor. 0 0.139 seviyeleri. E, olarak direnç noktası karşımıza çıkıyor aslında. E, siz beklemek isterseniz bu noktaları bekleyebilirsiniz. E, daha iyi e, olacaktır. E, yükselişte kesin bir e, sonuç verecektir bize kapanışla beraber. 4 saatlik kapanışla beraber. Umarım ki e, güzel olur. Yükseliş görürüz çünkü Gerçekten isteneni daha henüz vermedi. E, Zaten EMA değerlerimize baktığımızda e, şu anda hala bir geri çekilme olabilir. Yani 2 e, 200 günlüğümüzü hala test etmemişiz yakın zamanda. Hani bunu test ettiğimizi düşünürsek bile bence e, düşüşün tabii ki buradaki yükselişi konuşuyorsak bunun düşüşü de olma ihtimali var. Bu düşüşün de ben açıkçası yani şuranın altına çok düşeceğini düşünmüyorum. Tam nokta atışı 0 0.0 e, şöyle çizelim. 0 100 yani 10 seviyedir arkadaşlar. Bu seviyelerde bir kırılım gelirse eğer bu seviyelere kadar düşme ihtimalimizi konuşuyor olabiliriz. Bunun altına çok düşer mi açıkçası bilmiyorum. Çok düşecekmiş gibi de durmuyor ama e, bu üçgenin kırılımı tabii ki yukarı yönlü olursa yukarı gidecek. Aşağı ne olursa aşağı gidecek. Bunu e, bildiğinizi düşünüyorum yani. Bunu söylemeye bile gerek yok. Formasyon hiçbir zaman tek taraflı çalışmaz. E, i̇ki taraflı olayı vardır. Tabii ki kırılımlar nereye gelirse oraya doğru yön alır. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Eğer aşağı bir kırılım görürsek e, tabii ki aşağı gelecektir. Bu arada e, bu formasyonları herkes bildiği için şu şekilde bir durum yapabiliyorlar buradan aşağı kırdırıyorlar. Burayı test edip tekrardan yukarı vuruyorlar. Yani bu da stop patlatma olayı diyor. Eğer sen burada alım yaptıktan sonra stopun patlarsa, aslında üzülmemek gerekiyor bunu çünkü balinalar bunu yapıyor. Yani o yüzden birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Evet bu konumda sonuç bu şekilde. Buradaki Bollinger bantlarımızı da açtığımız zaman zaten bunun hedefinin Bollinger bantlarının daralma çizgisine denk geldiğini görebileceksiniz. destek ve direnç noktalarımız nokta atışı Bollinger bantlarına denk geliyor. Neden? Çünkü destek ve dirençleri bu şekilde belirledik. Bollinger Bounder'ın e, çizgisine göre hareket ediyor biliyorsunuz ki coinler. O yüzden bu şekilde baz alabilirsiniz. E, başka da söyleyebileceğim bir nokta yok aslında. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bu içeriklerden daha da fazla e, faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın bildirimler önemli. Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter hesabında zaten açıklama kısmında var. Buradan da güzel konulara değiniyoruz zaten e, konuşuyoruz buradan da yakında böyle e, ufaktan hani e, işlem açabileceğimiz coinlerin grafikleri gelecek yatırım tavsiyesi olmadan o yüzden takip etmeyi unutmayın diyerek videoyu bitirmek istiyorum teşekkür ederim izlediğiniz için bir dahaki videoda ve akşam canlı yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.